seslendiren bir uzun hava sunacak size. İskeleden çıktı devenin ucu. Elinde hamuru alev, ocakta sacı. Yavrumu vurdular acı mı acı. Vurma dedim zalım, vurma, yerem derindir. Ve bu uzun havaya bağlı olarak mektebin bacaları vay nelere. Ders verin hocaları, aman can kurban diyecek solistiniz. Koroyu yönetim üzere şey, oyanlık kararlarını da alacağız. Oh,
Thank you.
kendilerine huzurlarınızda bir kez daha teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Ardından İbrahim Tatlıses'in tanıttığı ve bu türküyle meşhur olduğu ve ayağında kondura olarak bilinen türküyü solistimiz Orhan Bahçe sizlere sunacak. Ama ayağında kondura olarak değil de ateşin yayla suyu yan akar, ateşin beni yakar. Öyle bir yar sevmişem, her gelen ona bakar. Ölürem ben ölürem, hara gitsen gelirem, arar seni bulurum diyecek. Evet, korumuz sizde. Thank you.
Başkan Profesör Doktor Nafi Çoksöyler'den bir mesaj. Van kültürüne yaptığınız katkıdan ve yarattığınız coşkudan dolayı sizleri en içten dileklerimizle kutluyoruz. Saygılarımızla demiş hocamız. Biz de kendilerine teşekkür ederiz. Evet sevgili dostlar, bu program geçen haftaki programın aynı ama küçük birkaç değişiklik var efendim. Onun nedeni de solist isimlerinde birkaç değişiklik oldu. Geçen programda Seyfullah Yaramaz, Şeref Yıldız ve Nilgün Aktağ'dı solistimiz. Bu hafta o isimlerde bir değişiklik var. Bunun nedeni bu bir amatör ve gönüllülük esasıyla ilerleyen bir çalışma. İstedik, diledik ki siz sevgili dostlara başka isimleri, başka arkadaşlarımızı da taşıyalım, tanıştıralım. Evet, bu açıklamadan sonra sırada güzel bir türkü var. Sevilen, bilinen, güzel bir türküyü solistimiz Cengiz Demir sizlere sunacak. Urfa'dan paşa geldi anam. Halka temaşa geldi anam. Bir elim yar koynunda, bir elim boşa geldi anam diyecek solistimiz. Ardından efendim benim de çok sevdiğim ve sanıyorum sizlerin de çok sevdiğiniz ve Tevzi Levendoğlu'ndan derlenen bir türkü solistimiz Yasin Ateş seslendirecek. Pişikin gözleri sarı, kavurmayı etti ya. Sıcak kavurma bari. Ev karabın pişiği diyecek solistimiz. Evet, izliyoruz. Thank you.
Sonra sürprizi göreceksiniz. Gitmemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Oy, baran, 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 baran.
Thank you.
Noktasına geldik. Çok beğendi gelenler. Şimdi size oraya geçmeden önce konsere aylarca yorulmadan, bıkmadan, hatta küçük bebek çocuğu varken bile çalışmalar aksatmayan şefimiz Oyanma bir alkış. Geçen yılki konserimizin şefime bu yılki repertuar hazırlanması değer durandan dolayı Selami Alparslan'a bir alkış. Sizler de yorulduğunuz geciktiğiniz ama düşünün, 2 saat boyunca ayakta duran korumuza bir alkış. Özellikle bu güzel bölümümüzü yapan sadeşimize alkış. Yıllardır kahrımızı çeken, sesin size ulaşmasını sağlayan Tombaşterimiz Suat'ın sevgi aldım. Evet, şimdi Türkler ve halk kültürü genel olarak folklor, Türkler ve halk oyunları iç içe. Bu konuda eski ustalarımız, eski halk oyuncularımız aramızda. Bunlar şimdi size bir minik gösteri yapacaklar ancak gece hakkında ve bu olay hakkında düşüncelerini belirtmek üzere Van kültürü hakkında önemli bir birikime sahip Sayın Fevzi Levent Oğlu'nu mikrofona davet ediyorum. Fevzi amcamız gelirken bir açıklama yapmak istiyorum. Halk kültürü konusunda dünya çapında üne sahip. Amerika'daki üniversitelerde halk kültürümüz hakkında dersler veren, ülkemiz adına çok büyük bir insan aramızda, belki içimizde birçok insan onu tanımıyordur. Sevgili Profesör Doktor İlhan Başgöz hocamız aramızda. Kendisini yani küçük bir konuşma yapmak üzere kendisi hocam bilmeyecek. Saz çalıp söz söylemeye öğrenmişler bu rüyada. Ben iki anlamda da artık aşık değilim. Şurada gördüklerim bana neyi hatırlattı onu söylemek istiyorum. İçinizde Vanlılar umarım çoğunlukta ama Bursa'dan var, Urfa'dan var, Erzurum'dan var, Erzincan'dan var, benim gibi Sivas'tan var, İstanbul'dan var, Manisa'dan var. Halk türküsü yurdumun dört bucağını şurada birleştirdi. Bu çok türkünün gücüdür, halk türküsünün gücüdür. Yalnız bu kadar değil. Halk türküsü içinizde sınıf farklarını, zümre farklarını da ortada kaldırır. Biliyorum aramızda yüksek rütbeli memurlar var, öğretmenler var, öğrenciler var. Fakat türküler bizim aramızda en küçük bir sınıf farkının varlığını bize hissettiriyor. Türküler bir görev daha görüyor. Şimdi hepimiz evimize gidince çok rahat bir uyku yiyeceğiz.
sinirlerimiz rahatladı, huzur içindeyiz. Bu da türkülerin gücüdür. Dilerim ömrünüz boyunca halk türkülerimiz size arkadaşlık etsin. Sizi yalnız bırakmasın. Sizin ufuklarınızda halkımızın türküleri essin. Teşekkür ederim. Sayın hocama çok teşekkür ederim. Geçmiş yıl, 2 yıl önce beraber Van folklorunu araştırmak için çok gezdik, dolaştık. Bugün tanıştık, bugün gelmişti, haberim yoktu. Kendilerine teşekkür ediyorum. İyi, çok güzel hazırlanmıştı. Hatta şöyle bir durum olmuştu Van'da. Beraber Değirmen başına gitmiştik, hatırlasın değil mi hocam? Değirmen başındaki o hanımların yemelerini, içmelerini, semaverlerini tek tek gezdik, dolaştık. Hepsinin fotoğraflarını çekmiştik. Bugün burada görünce hocama çok memnun oldum. Teşekkür ederim hocam. Hepsi benim unuttuğu bir şeyi daha hatırlatayım. Bedireller günü akşamı Fevzi Bey beni bir apartmanda hanımların Bedireller toplantısına götürdü. Biliyorsunuz Sıdırellez'de mani çekilir, kısmete maniler çekilir ve çekilen manileri çok mani bilen bir hanım mani okur. Mani okuyan hanım yaşlı bir hanımdı ve okuyacağı maniler bitti ama yüzükler, boncuklar çekiliyordu çömlekten. Manileri söylemeye ben devam ettim. Yurtcaz sitesinde hanımlar toplamıştı. Bütün yüzükleri bir çanağın içerisine bırakılmıştı. Hocam mani söyledi. Hanım kızlardan birisi, hanımlardan birisi maniyi çekti. Yüzüğü çekti. Çok güzel bir gün geçirmiştik. Teşekkür ederim genel hocam. İçinde gayet komikleri vardır. Benim söyleyeceğim maniler tükenince çekilen bir yüzüğe şu maniyi söylerim. Bacadan bakan oğlan, sümüğü sarkan oğlan, ben sana varır mıyım köpekten korkan oğlan? Sayın Rektör Yardımcım, saygıdeğer konuklarımız, basının kıymetli mensupları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu alkışlar benim için değil. Bu muazzam toplum ve biraz sonra buraya çıkacak halk oyunları grubunun içindir. Çok yavan oldu. Lütfen arkadaşlar. Biraz önce genç kardeşim pişik türküsünü dedi ama en sonda bir kıtasını unuttu değildi. Almamış çok oldu diye. Ben onu sizlere hatırlatmak istiyorum, söylemek istiyorum. Eskiden Van'da herkesin bir tandır evi vardı. Tandır evinden herkesin bir tandırı vardı. Ekmeği biz öyle yapardık. Yalnız evinde tandırı olmayan veya yabancılar çarşı ekmeği alır. Biz herkes kendi ekmeğini kendi evinde yapabilir. İşte Van kedisi, Van pişiği, saçak tüylü, kaplan yürüyüşlü, hiçbir zaman hırsızlık yapmayan, evin çocuklarıyla, evin halkıyla beraber oynar, gezer, dolaşır. Fakat bu kediler içinde tüyü az olanlar melez kedilerdi. İşte benim de böyle bir melez kedim vardı. Her akşam bir komşu geldi.
ya hoca senin bu kedilerin yüzünden yandı, bu ne pişikti falan. Ben ne yapayım, baktım çare yok. Şöyle birer dörtlük hazırladım, onlar da gülerek evimizden ayrıldım. Şöyle, tandır yandıktan sonra tandırın içerisindeki ateş boş geçmesin diye çömleklerde parça bırakılırdı. Ve tandırın üstü keçelerle örtülürdü ki içindeki hava çıkmasın, sıcak çıkmasın. Fakat tandırın bir de delik hava alma yeri var. Bu pişik keçeyi açamıyor, küllerden gidiyor ve paçaların da kıymetli, lezzetli olması için keçinin kuğuru, poçiyi 5-6 tane atır ki paça çok kıymetli olsun, kokusu her tarafa yayılsın. Pişik küllerden gidiyor, paçanın üstünü açıyor, paçanın içindeki poçiyi alıp götürüyor. Böyle de pişik olurum ya, harabın pişiki, mal harabın pişiki. Sen yine benim canımsın canım, sen benim malımsın malım. Çok muhterem konuklarımız, halk türkülerini dinledik gençlerimizi. Maşallah. Çok mutluyuz, sevinçliyiz. Van'ın hiç duyulmamış türkülerini bizlere dinlettiler. Ben de şimdi sizlere geçmiş yıllarda binlerce oyuncu yetiştiren, binlerce öğrenci yetiştiren eski folklorcuları tanıtacağım. Ve burada oynayacaklar, siz de izleyeceksiniz. Van halk oyunları nasılmış göreceksiniz. Evet, yılların yıpratamadığı Tosun Öz ister kardeşim. Sayın Tosun Öz. Evet, Tosun Öz işlerin abisi Pişar dayı, Allah rahmet etsin, ondan sonra Tosun'a geçti ve Tosun şimdi çocuklarını yetiştiriyor. Üniversitedeki çocukların halk oyunlarının grubundadır. Devlet Su İşlerinden Şef Sayın Fazıl Tunçi. İlk öğretim müdürü Sayın İsmet Alpaslan. Sendikacı Sayın Latif Alpaslan. Evet, bu arada da söyledim ya, çok yavan oluyor. Lütfen biraz kuvvetli alkışlayın. Şoförler ve Otomobilciler Başkanı Sayın Faruk Alpaslan. Doçent Doktor Sayın Şefik Tüfekçi. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Emin Tuğrul. Şoförler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hacı Çiftçi. Şoförler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İbrahim Fıroğlu. (Gülüyor)
Başkanı Sayın Recep Çiçek. Sürücü Kursu Başkanı Sayın Ayhan Alparslan. Efendim ben Fevzi Levendoğlu, emekli öğretmen, Türkiye Yardımsevenler Derneği Başkanı. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Muhtarım konuklarımız, ben Vanlıyım. Bu gençler de hepsi Vanlıdır. Biraz sonra halk oyunları başlayacak. Ne mutlu bizlere, arkadaşlarıma ve bana. Bu davulun, zurnanın sesi haftalarca, aylarca sizin kulaklarından gitmeyecek. Siz de bizleri hatırlayacaksınız. Sizlere şimdiden teşekkür ediyorum. Efendim, Van halk oyunlarına büyük hizmetleri olan bu gençlerimizden gençlerimiz en çok hizmeti olan bir arkadaşımız Fazıl Tuncu kardeşimiz. Acaba Van topluluğunun dünü ve bugünü hakkında neler söyleyecek? Kendisinden bir şeyler dinleyelim. Buyurun. Teşekkür ederim. Sayın Valim, Sayın Protokol, çok saygıdeğer Vanlı hemşehrilerim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Benim burada size özel bir çağrım olacak. Bu folkloru oynayan, folkloru oynatan hocalarımda özellikle bir ricam olacak. Bu folkloru dejenere ekmeden, sağa sola saptırmadan, aslına uygun, yöresine uygun, içinden gelerek, uydurmadan oynamalarını istiyorum. Herkesin burada doğumun eller, bizim eller, ne güzel eller, söylesin şirin diller, oynasın koç diller. Karşında sallanırsın. Rastlanmaz ilimde kenara derde, acılar avunur mat gölgelerde, yeşilin maviyi örttüğü yerde bir sentiler yağdır güzel Edremit. Edremit bana bakar, içinde şamran akar. Öyle bir yar sevmişem, her gelen ona bakar. O süsen, o sülbül, o gül o bağındır. O ünkü, o mercan, beyaz gerdanındır. Yemek, içmek, eğlenmek hepsinin çağıdır. Kale gibi kayalım, denizde dolu balık, kızın gönlü oğlanda, oğlan da kıza yanık. O süsen, o süngül, o gül, o bağındır. O ince, o mercan, beyaz gerdanındır. Bahardır, çiçek açtı, çaylardan sular taştı. Dil, gül, eğlenin, bu gecemiz de hoş geçti. Değerli Vanlılar, bizim bir örf adetimiz var.
Gelini evde çıkarttığımız zaman kız analarını ağlatmak için Tosun Özüster'e bir gelin çıkarma havasını rica ediyoruz. Alkışlarınızla. Thank you.
Hani koru. Evet, hep beraber Van'ın gecesi. Değerli akıllıcılarım, Van'ı yavşanlayan hep beraber söyleyip gidiyoruz. Hazır. Thank you.